Merhaba arkadaşlar, Örgü Sepeti kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere örgülerinizi süslemek için bulut yapımının nasıl olduğunu göstereceğim. 32 diş, 32 ilmek arkadaşlar şişime taktım ve bir sıra haroşa dişi ördüm. Kenardaki bu ipim de solda kalacak, alttaki ipim. Ve şimdi kenar ilmeğimi alıyorum ve sonra artırma işlemi yapıyorum şu şekilde. Böyle yaparsanız artırmalarınızı boşluk oluşmayacaktır. Ve bu şekilde artırma işlemini yaptıktan sonra da ipimi şöyle ben arkadan alaraktan haroşalarımı yapıyorum. Düz örgüyle yapıyorum yani. Siz tersten yapıyorsanız da ona göre kendinizi ayarlayın. Yani iğne fark eden bir şey yok zaten de. Bu şekilde arkadaşlar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bir ilmek kalana kadar, sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu arkadaşlar üçüncü sıramız. Önce ilmek atıyoruz, sonra bir sıra düz örgü yapıyoruz. Bu da üçüncü sıramız ve en sonda düz ördükten sonra bir ilmek kalınca yine artırma işlemini yapmış olduk. Yani sağdan ve soldan artırma işlemi yapmış olduk. Şimdi tersine çeviriyoruz. Bu da dördüncü sıramız. Dördüncü örüşümüz yani. Bu şekilde artırdığımız kısmı da böyle yine düz örgüyle sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna kadar ördük. İki sıra, iki diş haroşamız oluşmuş oldu. Bu şekilde. Şimdi yine kenar ilmek alıyoruz. Bir tane artırma işlemi yapıyoruz. Sonra yine devam ediyoruz. Düz örgüyle bir ilmek kalana kadar. Buraya kadar yine artırma işlemi yapıyoruz. Bir ilmeğimizi yine ördük. Sonra artırma yaptık. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Ve ikinci artırmamızı yapmış olduk. Önce bakın ilk sıramız düz. Düz bir haroşa dişi. Sonra ikinci diş haroşamızda ve üçüncü haroşamızda artırma işlemi var. Tersinden herhangi bir işlem yapmıyoruz. Gördüğünüz gibi düz örgüyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 1, 2, 3 sıramız oldu. İki defa artırma yapmış olduk. Şimdi yine kenar ilmeği alıyoruz. Bir tane yine artırma işlemi yapıyoruz. Üçüncü artırmamızı da bu şekilde oluşturduk. Sıra sonuna geldik. Sıra sonunda kenar ilmeğimizden önce bu şekilde artırma yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Arkasında da yine düz örgüyle devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Ve 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa yapmış olduk. 4 diş haroşadan sonra bu sefer herhangi bir işlem yapmadan düz örgüyle devam ediyoruz. Yani 3 defa artırma yapmış olduk. 3 defa da düz örgü yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diş haroşa oluşturduk. 3 sıra 3 diş haroşa yapmış olduk. Şimdi buradan sonra da kesme işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeği aldıktan sonra 3 ile 2 ile 3'ü tek ilmek haline getiriyoruz. Yani kesme işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yine geldik. Şimdi son 3 ilmeğimizden 2 ilmeği tek ilmeğe getiriyoruz. Kestik. Sonra bir tane ilmeğimizi de düz örüyoruz kenar ilmeğimizi. Arkasından çevirdiğimizde de kenar ilmek alıyoruz. Sonra eksilttiğimiz yeri yine düz haroşa olaraktan devam ediyoruz sıra sonuna kadar.
Arkasını çevirdik. Şimdi düz olan yere geldik. Yine kenar ilmeğimizi alıyoruz. 2 ile 3'ü tek ilmek haline getirip kesme işlemi yapıyoruz. Bu da ikinci kesme işlemimiz. Sıra sonuna kadar 3 ilmek kalana kadar devam edelim. 3 ilmek kaldık. 2 ilmeğimizi tek ilmek haline getiriyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı oluşturduk. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak kenar ilmeğimizin. Ve yine 3. kesme işlemini yapıyoruz. Bir sıra yine düz olarak geldik arka tarafında. 3. kesme işleminde bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 ilmek kalana kadar burada da yine 3 ilmeğimizi 2 ile 3'ü 3 ile 2 diyelim tersten sayacak olursak bu şekilde kesiyoruz. 3. kesme işlemimizi de yapmış olduk. Arkasında düz olarak geçtik. Bu şekilde bakın arkadaşlar yarım daire şekli vermiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra haroşa oluşturduktan sonra burada kesme işlemi yapıyoruz. 2 ilmeği tek ilmek haline getiriyoruz. Şişimizdeki ilmeği tekrarını takıyoruz ve yine 2 ilmeği tek ilmek haline getiriyoruz. Şişimizdeki ilmeği takıyoruz. 3. kesme işlemimizi yapıyoruz şu anda. Yani 4 ilmek kestik. Beş. Üç, dört, beş. Beş ilmek kestik arkadaşlar. Sonuna kadar geldik. Şimdi burada da yine yanlış olmasını tekrar sarmak istiyorum. Bakın 2 ilmeği tek ilmek haline getirince şöyle 1 sayıyoruz. Bu 1. Sonra 2 3 4 5 ilmek kestik arkadaşlar. Tamam, yanlışlık yok inşallah. Evet. Kenarlardan arkadaşlar sağdan ve soldan 5 ilmek kesmiş olduk. Yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Buradan sonra da arkadaşlar sağdan ve soldan keserekten devam ediyoruz. İki ilmeğimizi yine tek ilmek haline getiriyoruz. Arka tarafına yine düz olarak. Şimdi bakın şu kenarlardan arkadaşlar kenar ilmeği aldıktan sonra veya kenar ilmeğe geçmeden önce sağdan ve soldan keserekten devam ettim. Toplamda yukarıda 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kalana kadar sağdan ve soldan kesme işlemine devam ettim. 8 ilmek kaldıktan sonra da şöyle bütün ilmeklerimi biraz önceki kesme işlemiyle, kesme tekniğiyle kesiyoruz. Kesme işlemi de arkadaşlar yine kanalımda var. Yeni öğrenen arkadaşlar oradan teferruatlı bir şekilde bakabilirsiniz. Ve
kesme işlemimizi de bu şekilde yaptık. Bir tane zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde de bulutumuzu oluşturmuş olduk. Şöyle bakıldığı zaman bir şeye benzemiyor. Aslında buna iki tane siyah yuvarlak yapıp da araba şeklinde verebiliriz. Ben şimdi böyle hani göz, kapalı göz şeklini yaptım siyah iple. Şimdi diğer tarafı nasıl yaptığımı yine size göstermek istiyorum. Şu şekilde normal dikiş tekniği ama bunu geri dönerekten hani boşluk kalmaması için bu şekilde yapıyorum ben. Bir üstünden çıkartıyorum, sonra tekrardan aşağı indiriyorum. Şöyle. Siz eliniz nasıl alışıksa daha önce yaptıysanız istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Bu şekilde de yine şöyle bu görüntüyü verelim. İsterseniz önce kalemle çizip daha sonra üzerinden geçebilirsiniz. İkisinin de aynı şekilde olması için. Ve sonra arkasından arkadaşlar dışından görünmeyecek şekilde sabitliyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde gözleri yaptık. Ağız da yine aynı yöntemle yapıyoruz. Çizip yapabilirsiniz. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.